Evet değerli kardeşlerim, veri tabanı yönetim sistemleri dersimizin 3. dersindeyiz. Hoş geldiniz. Bu hafta sizlere veri yönetim sistemleri ve çeşitlerini anlatmaya çalışacağım. Geçen hafta Bahsettiğimiz e, konuları bir hatırlayacak olursak konu başlıklarından bizim için önem arz eden e, başlıklar nelerdi diye değerli kardeşler bakacak olursak e, öncelikli olarak e, geçen hafta veri ve bilgi kavramlarından bahsettim e, ve ben e, bu başlıkları sayarken bütün kardeşlerimizden e, ricam en azından bunlar nelerdi kendi zihninde e, bunun sorusunu e, bu soruyu cevaplamaya ee, cevaplamayı tavsiye ediyorum kardeşlerime. Mesela veri tabanı nedir? Veri tabanı neden kullanılır? Bunlardan bahsettik. Ee, yine veri tabanı yönetim sistemlerinin kullanım alanları nelerdir? Hangi alanlarda kullanılıyordu? Ee, bu sorulara ne yapabilir kardeşlerim? Cevap verebilirler. Ay ee, artı Veri analizi neden önemlidir ve niçin gerçekleştirilir sorularının cevaplarını değerli kardeşlerim geçen hafta biz e, sizinle beraber vermeye e, çalıştık. Tekrar hatırlayacak olursak büyük veri çağındayız ve dedik ki tamamen e, toplum e, ve insanla e, çevremizde bulunan cihazlardan akıllı cihazlardan sensörlerden ve birçok e, bizim için geliştirilen e, dijital dünyanın içerisinde adeta bir veri bombardımanına tabi tutulmuş durumdayız. İşte çok çeşitli verilerimizin olduğundan bahsettik değerli arkadaşlar. İşte multimedyadan, videodan, fotoğraftan, uydu konum bilgisinden ve bunların her birinin eee her bir kaynaktan farklı biçim ve formatta datanın verinin üretildiğinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Tabii ki bilgi neymiş, ne için önemliydi? Bunun da üzerinde durduk değerli arkadaşlar. Özellikle bilgi günümüzde çok önemli bir değer. Çünkü raw data dediğimiz işlenmeyen datadan, işlenmeden veri işlenmeyen veriden değerli kardeşlerim. Çok çeşitli format, boyut ve hızdaki verilerden değerli arkadaşlar, ee, çeşitli analiz yöntemleriyle beraber ne elde ediliyor? Bilgi elde ediliyor. Peki bu bilgi ne için gerekli? Bilgi değerli arkadaşlar o bir veriyi toplayan, datayı toplayan organizasyonun hayatını devam ettirebilmesi için, sahada kalabilmesi için, başarılı olabilmesi için, kendini geliştirebilmesi için mevcut toplamış olduğu datadan faydalı çıkarım dediğimiz information, bilgi elde etmek durumundadır. Çünkü bir firmanın bu datayı toplayan organizasyonun kendini geliştirebilmesi, sahada kalabilmesi için ne yapması lazım değerli kardeşler? Doğru kararları verebilmesi lazım. Bu anlamda bilgi, doğru bilgi daha önceden toplanan datadan firmanın kendi alanına uygun olarak toplamış olduğu veriden faydalı çıkarımlar elde edilebilmesi için analiz yöntemleri kullanıyorduk ve sonuç olarak da ortaya çıkan bilgiye göre de firma gerçekleştireceği işlemleri kararları ne yapıyordu alıyordu değerli arkadaşlar Evet yani burada çeşitli analiz yöntemleri var bunlardan bahsettik dedik ki bu analiz işlemleri çeşitli farklı formatlardaki veri üzerinden gerçekleştirilen yine birçok veri madenciliği, makine öğrenmesi ve çeşitli tekniklerle beraber gerçekleştirilen işlemler sonucunda elde edilen bilgiyle beraber bir karar mekanizması ortaya. Datayı toplayan, işleyen organizasyonun yoluna devam edebilmesi için vereceği bazı kararları alma noktasında Elde edilen bilgiler ne yapmakta değerli kardeşlerim e, kullanılmakta. Yine e, veritabanı yönetim sistemlerinden bahsettik. E, veritabanı yönetim sistemlerinin tabi sağlamış olduğu birçok fayda var e, ve bu da gerçekten bugün e, bugünkü dersimizde bahsedeceğiz özellikle e, verinin saklanmasıyla alakalı işte iki farklı çözüm yolundan bahsedeceğiz. Bunların neler olduğundan bahsedeceğiz. Avantajlarından bahsedeceğiz. Tabii öncesinde tekrar bir veri tabanı yönetim sistemlerinin sağlamış olduğu işlevden bahsedecek olursak değerli kardeşlerim. Sizin kaydetmiş olduğunuz toplamış olduğunuz veya bir firmanın toplamış olduğu başka bir kaynaktan almış olduğu datayı, veriyi yönetebilmek adına veri tabanı yönetim sistemlerinin sofistike yöntemleri mevcut değerli kardeşlerim. Dikkatinizi çektiyse sağ tarafta data var. Ortada ise işte kullanıcılar, sol tarafta da kullanıcılar var. Ortada ise veri tabanı yönetim sistemi var. İşte bu veri tabanı yönetim sistemi sizin için aslında neyi gerçekleştiriyor? Data üzerinde bulunan karmaşıklığı gideriyor. Kullanıcıyla veri arasında bir abstraction dediğimiz bir soyutlama katmanı biçiminde de değerlendirilebilir veri tabanı yönetim sistemleri. Bu anlamda verinin bütünleşik bir görüntüsünü kullanıcılara sunar ve yine kullanıcının gerçekleştirmek istediği işlemlere işte biz buna CRUD diyebiliriz. E, veri tabanı yönetim sistemlerinden e, herhangi bir sorgulama işlemi olarak bunu değerlendirebiliriz. Ne yapar? Ee, sizin isteğinizi SQL diliyle mesela yazmış olduğunuz isteği veri yönetim sistemlerinde e, veritabanı veri tabanı yönetim sistemlerinin anlayabileceği bir formata dönüştürüp ve böylelikle e, veri üzerinde sorgulama gerçekleştirip size sonucunu geri döndüren sistem olarak da değerlendirilebilir veri tabanı yönetim sistemleri. Tabii ki kardeşler burada veri tabanının da yani her yazılım sisteminin olduğu gibi veri tabanı yönetim sistemlerinin de değerli kardeşlerim bir karmaşıklığı var, bir kompleksitesi var ve bu karmaşıklığı değerli kardeşler kullanıcıdan ne yapmakta veri tabanı yönetim sistemi gizlemekte. Tabii ki bunlardan e, burada bahsettiğimiz her bir başlığı değerli kardeşlerim derslerimizin ilerleyen e, safhalarında teker teker bakacağız bunların ne anlama geldiğini biraz daha detaylı olarak görmeye çalışacağız. Değerli kardeşler e, veri tabanı çeşitleri nelerdir diye bakacak olursak e, ekranda görmüş olduğunuz e, e, her bir başlık bir veri tabanı çeşitli olarak karşımıza çıkıyor. Mesela işte diyelim ki centralized database, merkezi database, NoSQL veri tabanları, relational ilişkisel veri tabanları, nesne tabanlı object oriented veri tabanları, hiyerarşik veri tabanı, network veri tabanı, cloud Bulut veritabanı ve dağıtık database olmak üzere burada e, birkaç tane böyle sizinle popüler doyabi, duyabileceğiniz değerli kardeşlerim karşılaşabileceğiniz e, veritabanlarını sizinle paylaştık. Böyle kısaca bir en azından tabanı yönetim sistemleri konseptini e, içeriğini size sunarken bu farklı databaselerin olduğundan da sizlere haberdar etmek durumundayız. Bizim bu dersimizin e, Veri tabanı yönetim sistemleri dersimizin içeriği değerli kardeşler relational database'i anlatmak. Yani bizim bu dersimizdeki ana mevzu ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinden bahsetmek. Ama tabii ki bunun dışında da network içi bu veri tabanı yönetim sistemleri içerisindeki diğer başlıkların neler olduğunu da bu anlamda sizinle paylaşmak istedim. İşte centralized database diyelim ki bir veri tabanı sizin e, saklamış olduğunuz datayı tek bir merkezde topluyorsa değerli kardeşler buna centralized merkezi tek bir lokasyonda bulunan ...veri tabanı adını e, veriyorlar. E, distributed Database... ...bu ise dağıtık bir veri tabanı. E, ve yine bu değerli kardeşler... ...günümüzde çok fazla kullanılan... E, ...veri tabanlarından biri. Özellikle büyük firmaların... ...mesela Netflix'in bir bakıyorsunuz... ...Avrupa'da, Amerika'da... ...farklı lokasyonlarda bir de buna... E, ...farklı coğrafi lokasyonlarda... ...ekleniyor değerli kardeşler. E, dağıtık veri tabanlarda... ...oluşturuluyor. Bir diğer veritabanı kategorisi NoSQL, not only SQL database. E, bu da günümüzde çok popüler olan e, veri tabanı yönetim sistemlerinden biri ya da bunlara e, data store yani database de diyen var, data store da diyen var. Çünkü burada e, her ne kadar ilişkisel veri tabanlarının özelliklerini biz bu derste öğreneceğiz, olayın temelini mantığını öğreneceğiz ama günümüzde bir bakıyorsunuz, NoSQL veri tabanları da çok popüler bir noktaya geldi değerli kardeşlerim. Peki bu trend nereye doğru gidiyor? Buna cevap verecek olursak olur ya zihninde soru işareti olan kardeşlerim. Hocam trend nereye doğru gidiyor diye soracak olan kardeşlerime cevap anlamında. Günümüzde bir de new SQL akımı var. Yeni SQL akımı var. New SQL'den sonra. Tabii ki bunların ekranda şu an görmüş olduğunuz. Veri tabanı yönetim sistemlerinin hepsi mevcut, hepsi kullanılıyor. Tabii ki e, diyelim ki en ilk çıkan database'lerden biri olan diyelim ki hiyerarşik database, network database günümüzde de az da olsa kullanım örnekleri mevcut. E, ama ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri e, sayı olarak şu an e, kullanılan e, ve en fazla e, geliştirilen veri tabanı yönetim sistemi olarak sayı olarak yani en fazla ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri bunun ifade edebiliriz. Bir diğer e, veri tabanı yönetim sistemi çeşidi Object Oriented Database. Nesne tabanlı e, veri tabanı. Malumunuz nesne tabanlı programlama dersiniz vardı. Bilirsiniz. Nesne konseptini bilirsiniz. İşte e, diyelim class yapısını bilirsiniz. Inheritance'ı, kalıtımı bilirsiniz. Çok biçimliliği, polimorfizmi duymuşsunuzdur. İşte değerli arkadaşlar, e, nesne tabanlı programlamadaki ilerlemeler, veri tabanı alanındaki veri tabanı geliştiricilerinin e, veriyi tabi amaç burada ne? Kompleks olan datanın modellenmesiyle ile alakalı e, olarak nesne tabanlı veri tabanında ne yapmıştır değerli kardeşlerim ortaya çıkmıştır. E, tabii ki. Burada bahsetmediğimiz işte Cloud Database var. Bu da işte Amazon olsun, Google Cloud olsun, Microsoft Azure olsun. Bulut ortamında değerli arkadaşlar kullanıcılarının datalarını kaydetmekte değerli arkadaşlar. Evet, e, şimdi bunların bazılarına detaylı olarak bakalım. E, ama burada e, elimden geldiğince böyle size e, veri tabanı yönetim sistemleriyle alakalı büyük bir resmi e, vermeye çalıştım. Çeşitleriyle alakalı. E, e, ümit ediyorum en azından zihninizde e, veri tabanı dendiği zaman bu farklılıklar nelerdir bunu da görebilen yine Operational Database denilen veri var. Diyelim ki bir firmanın günlük e, belli işlemlerini gerçekleştirmek adına e, mevcut olan database'ler var. Ya da Data Warehouse var. E, bunu da duymuşsunuzdur belki. E, duymamışsanız da biz ifade edelim. Ve yine burada da arkadaşlar amaç diyelim ki datanın e, öncelikli olarak kaydedilmesi. Ve Data Warehouse'a kaydedildikten sonra daha sonraki aşamalarda dönemlerde verinin işlenmesi, analiz edilmesi ön plana çıkıyor. Ama buradaki Data Warehouse'daki birinci e, amaç ilk kısım değerli kardeşler verinin kaydedilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii e, farklı veri modelleri var. E, aslında bizim biraz önce bu bahsettiğimiz şu yapının her biri diyelim hiyerarşik, network, Relational, Object Oriented, NoSQL, bunların her biri aslında e, veri modeline göre bir sınıflandırma da yapılmış diyebiliriz değerli kardeşlerim. E, A modeli var, Network Model. E, burada e, data kaydedilirken ekranda görmüş olduğunuz e, grafik gibi kaydediliyor değerli arkadaşlarım. E, many to many ilişkisi var burada. E, i̇şte parent-child ilişkisi var. Ve ee, yine burada e, mesela ilk veri tabanlarından, ilk veri tabanı yönetim sistemlerinden IDS ve IDMS e, veri tabanları bu modeli kullanarak değerli kardeşlerim e, geliştirilmiştir. Günümüzde kullanımı az fakat e, özellikle veri tabanı e, yönetim sistemlerinde bulunan veri modelleri nelerdir sorusunun cevabına bakacak olursak da değerli kardeşler bunları bir e, en azından tarihsel gelişim açısından veya network model diye bir model varmış. Nedir bunu bir e, duydunuz mu? E, en azından size bir perspektif kazandırması açısından önemli olduğuna inanıyorum. IDS, işte biraz önce bahsettiğimiz e, Integrated Data Store. E, ilk genel amaçlı, ilk olarak ortaya çıkan e, genel amaçlı veri tabanı yönetim sistemleri. Derler arkadaşlar 1960-64 yılları arasında geliştirilmiş e, Charles Bashman tarafından e, General elektrik için geliştirilmiş değerli kardeşlerim Tabii ki e, bu sistem e, önce sistem geliştirilmiş daha sonra Network modeli a modeli isimlendirilmiş Çünkü e, birazdan bahsedeceğim ilişkisel modelden de bahsedeceğim e, ortaya bir sistem konulmuş e, IDS sistemi gerçekleştirilmiş ee, ve yine bu sistemin de kullandığı modele daha sonra network modeli denmiş. Tabii ki e, ACM Turing ödülü var değerli arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Yani Computer Science'ın bilgisayar mühendisliği alanının Nobel'i diyebileceğimiz seviyede çok önemli bir ödül. Değerli arkadaşlar, 1973'te e, IDS için... Ee, geliştirilen bu ilk genel amaçlı veri tabanı yönetim sistemi için değerli arkadaşlar 1973'te Bashman e, Turing ödülünü almaya hak kazanıyor. Ders notlarımda bazı linkleri göreceksiniz. Değerli arkadaşlar bu linkleri gördüğünüz zaman mesela ben burada faydalanarak kendi ders notumdan e, sizin için paylaştığım bazı kısımlar alınmıştır. Siz e, hikayenin bütünü içinde ne yapabilirsiniz? E, sizinle paylaşmış olduğum linkleri kontrol edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Sabre veritabanı yönetim sistemleri anlamında gerçekten önemli. Hatırlarsanız dedik ki geliştirilen sistemler e, uzun yıllar kullanılacağından e, değişimlere ve gelişimlere açık olmalıdır dedik. Changeability, evolvability. Peki Sabre burada niye yani bizim için önem arz etmekte değerli kardeşler? 1964 yılında geliştirilen veri tabanı yönetim sistemi değerli kardeşler şu an hala daha American Airlines tarafından kullanılmaya devam etmekte değerli kardeşler. Hala daha günümüzde e, uçuşlar ile alakalı e, Amerikan Hava Yolları'nın değerli arkadaşlar veri tabanlarından biri olarak karşımızda e, evet. Ya önemli olan kısmı, bizim için burada önem arz eden kısmı günümüzde halen daha kullanılıyor olabilmesi. İşte bu da özellikle biraz önce değiş biraz önce ifade ettiğim veri tabanlarının ve yine sizin geliştireceğiniz sistemlerin de değerli arkadaşlar uzun soluklu olabilmesi bu anlamda e, tasarım ile alakalı olan e, hususları öğrenme ile alakalı değerli arkadaşlar. Evet bir diğer model, bir diğer veri modeli, hiyerarşik model. Tabii ki hiyerarşik model A modelinden sonra. Ortaya çıkıyor değerli arkadaşlarım. Tabii ki burada e, IBM'in kullanmış olduğu, geliştirmiş olduğu IMS sistemi hiyerarşik model ile e, hiyerarşik model üzerine kurulu. Yani verinin kaydedilme olayı e, bir öncekinden farklı olarak burada birebir one to one ve one to many e, ilişkisi var. E, verinin kaydedilmesiyle alakalı. Tabii ki bu iki e, veri modeline değerli kardeşlerim navigational data models la da diyorlar. Navigationdan kasıt şu. İşte siz diyelim ki elinizde bir e, yapı var. Elinizde bir veri modeli var. Bir ağaç yapısına benziyor. E, ve yine siz burada ne yapmak durumundasınız? Her bir düğüme e, bir sorgulama işlemi gerçekleştirmek. Burada hiyerarşik modelde ve A modelinde tamamen değerli arkadaşlar yazılımcının omuzlarında yani bir datanın bulunması tamamen e, bu anlamda yani yönetimi bu ikisinin yönetimi gerçekten zor olan e, hiyerarşik e, ve net yönetimi yeni datanın eklenmesi silinmesi veyahut istenilen bir sorgunun cevaplanması gerçekten değerli kardeşlerim e, zor olan e, veri modelleri evet IMS de e, IBM tarafından e, geliştirilmiştir değerli kardeşler. Bu da ticari olarak temin edilebilen ilk veri tabanı olarak karşımıza çıkıyor. Tamam IDS e, geliştirilmiştir fakat general elektrik için geliştirilmiştir. Ama IBM de e, aynı zaman dilimi içerisinde IMS'i geliştirmiştir ve bunu da ticari olarak e, piyasada kullanma anlamında satma anlamında e, geliştirilen ilk veri tabanı olarak karşımıza çıkıyor. Hiyerarşik veri modelinin temelini oluşturmuştur cümlesi bize şunu anlatacak. IMS geliştirilmiştir. Daha sonrasında IMS'in geliştirildiği sisteme de hiyerarşik modeldir biçiminde açıklaması daha sonra yapılmıştır. Bu iki özellikle A modeli ve network network modeli ve hiyerarşik modeller için değerli arkadaşlar. Bir diğer model, nesne tabanlı model, Object Oriented Data Model ee, ve yine burada e, nesne tabanlı programlama dersinden e, görmüşsünüzdür değerli arkadaşlarım. İşte kompozisyon e, ve daha sonrasında inheritance, kalıtım kullanılarak, işte diyelim ki bir shape interface'iniz var, bir arayüzünüz var. Line da bir shape'tir, bir şekildir. Circle e, ve yine burada shape listiniz de var. Ve yine siz burada değerli kardeşler e, nesne tabanlı programlama konseptini kullanarak e, ne, yap, ne yapılmıştır? Bu konsept kullanılarak veri tabanı yönetim sistemleri geliştirilmiştir. Yani data e, nesne konsepti kullanılarak kaydedilmiştir. Onu ifade edelim. Ve yine burada ön plana çıkan popüler Veri tabanları da Object Store, Versant ve bunlar hala da günümüzde kullanılan değerli arkadaşlar veri tabanı yönetim sistemleri. Bir diğeri nesne ilişkisel model. Yani popüler, bulun, mevcut olan, kullanılan. Ve yine bu da değerli kardeşler nesne ilişkisel Object Relational model aslında biraz önce bahsetmiş olduğumuz Nesne tabanlı, object oriented modelin genişletilmiş hali. Ve yine tabii ki burada e, ilişkisel modelin, e, relational ilişkisel modelin birazdan bahsedeceğim. Bu modelin de özellikleri katılarak hem e, tablolarımız var, hem tablolar arasındaki ilişkilerimiz burada mevcut, hem de nesne konsepti mevcut değerli arkadaşlar. Object relational e, database'lerde işte örnek olarak da informix, object store, Oracle ve Versant olarak e, örneklerini de sizinle paylaşmış olan Evet. ilişkisel model. Değerli kardeşler, e, ilişkisel model e, bizim e, bu dersimizin dediğim gibi e, anlatacağımız model, ilişkisel model, ilişkisel veri modeli. 1970 yılında Edgar Codd, Edgar Frederick Codd tarafından e, geliştirilen ee, bir model değerli arkadaşlar. Tabii ki e, ilişkisel modelin biraz önce bahsettiğimiz network ve hiyerarşik modelden farkı ise değerli arkadaşlar e, önce model geliştiriliyor yani modelin ilişkisel veri modelinin matematiksel tanımlarını Edgar Kad bizim için geliştiriliyor daha sonra bu model geliştirildikten sonra değerli kardeşler ortaya ne çıkıyor? E, ilişkisel veri modeli ve ilişkisel veri modelini kullanan veri tabanı yönetim sistemleri de ortaya çıkıyor. Tabii ki ilk dönemlerinde e, Edgar Codd e, ilişkisel veri modelini ortaya attığı zaman, böyle bir fikri ortaya attığı zaman, bakınız şurada yazılı bir ifade var, Dan Chamberlain e, şunu ifade etmiş, yani diyor bunu e, ilk ifade ettiği zaman biz, e, anlatılan notasyonlara matematiksel ifadelere e, hiçbirimiz ciddiye almamıştık diyor yani ama 1981 yılında değerli kardeşler e, yine e, geliştirmiş olduğu veri modeliyle ilişkisel veri modeliyle e, Edgar Codd değerli arkadaşlar ACM Turing ödülünü almaya hak kazanmıştır. Ve yine e, özellikle e, şuraya e, ilişkisel veri modelinin anlatıldığı paper'ın Linkini eklemişim. Yine ACM'de var bu değerli arkadaşlar. Ee, bakabilirsiniz. E, i̇lişkisel veri modelinin temelinin anlatıldığı ilk yayın olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bu anlamda ilgisi olan kardeşlerim bakabilirler. Günümüzde en fazla kullanılan sayı olarak. En fazla kullanılan e, modellerden biri ilişkisel model, ilişkisel veri modeli. Yine DB2, IBM'in geliştirdiği Informix, Oracle, Sybase ve bu liste böyle devam ediyor değerli arkadaşlar. yüze e yakın, yüzün üzerinde var e, veri tabanı yönetim sistemleri ilişkisel veri modelini kullanan. E, Tabii ki ilişkisel veri modeli dediğimiz zaman zihnimizde ne oluşacak? Aslında bu sorunun cevabını vermek durumundayız. İlişkisel veri modeli dendiği zaman değerli kardeşlerim, biz e, bize çağrıştırdığı şey ne olacak? Tablo olacak. İşte bir tablo var karşımızda. Tabii bu yüzlerce tablodan oluşan veri tabanları da var. Bu sayı binlere çıktı. Veri tabanları da olabiliyor. E, tabii ki e, ve yine değerli kardeşler, burada e, tablolar. Tablolar arasındaki ilişkiler e, her bir tablonundaki işte diyelim kolonlar ve satırlardan oluşan bir yapı. Değerli kardeşlerim ilişkisel veri modeli e, detaylarından ilerleyen derslerimizde bahsedeceğim. E, ama biz bu dersimizde e, ilişkisel veri modelini görüp konseptini öğreneceğiz ve bununla beraber de arkadaşlar e, daha sonrasında uygulamamızı da Postgres kullanarak yapacağız şöyle bir tarihsel gelişime de bir daha tekrar bakacak olursak en azından şu ana kadar söylediğimiz hususları e, özetleme mahiyetinde e, 1960-64 yılları arasında ilk genel amaçlı veri tabanı geliştirildi Charles Bachman tarafından ids daha sonra 1966'da IBM IMS, e, IMS geliştiriyor ee, tabii ki yıllar geçtikten sonra özellikle değerli kardeşler e, tamam datayı kaydettin bir veri modelin var veri modelini oluşturdun datayı kaydettin ama asli mesele ne asli mesele kaydetmiş olduğun datayı daha sonra sorgulayabilme özellikle network ve A modeller A ve hiyerarşik modellerde değerli kardeşlerim datanın e, erişimi yönetilmesi işte yeni bir data eklenmesi gerçekten zor bir olay. Karmaşık bir süreç olduğu için ilişkisel veri modeli de bunu tamamen kullanıcı tarafından bunun zorluğunu kaldırdığı için çok popüler oluyor. Ve 1981'de belki e, ACM Turing ödülünü almasının en büyük sebeplerinden biri de e, network ve hiyerarşik modelin ortaya çıkarmış olduğu zorluklardan kullanıcıyı e, alıp ve e, veri tabanı yönetim sisteminin Kaydedilen datanın, tabloların yüksek seviyeli bir görüntüsünü verip kullanıcıya e, data'yı yönetebileceği birçok araç sunulmasıyla beraber 1981'de değerli kardeşler e, Edgar Ada e, ACM Turing ödülü veriliyor. Daha sonra 1980'de SQL dili geliştiriliyor. Bu gerçekten çok önemli çünkü SQL dili bütün ilişkisel veri tabanlarında kullanılan bir standart değerli kardeşler. Bu da çok önemlidir. Yani diyelim ki birden fazla veri tabanını bilebilirsiniz. Bir veri tabanını öğrendikten sonra diğer veri tabanı yönetim sistemlerine ilişkiselden bahsediyorum artık. Geçiş daha rahat olabilir. Hatta ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri konseptini, konularını öğrendikten sonra da üzerine yeni bir veri tabanı çeşidi diyelim ki NoSQL veri tabanını öğrenmeniz bu anlamda daha kolay olacaktır. Çünkü zihninizde artık bir veri tabanı konsepti oturmuştur değerli kardeşlerim. Tabii ki veri tabanı yönetim sistemlerindeki gelişmeler günümüze kadar devam ediyor. Özellikle internet erişimiyle artık e, lokasyondan bağımsız olarak bulunduğunuz yerden internet erişimiyle dünyanın istediğiniz yerinde erişiminize açık olan database'e bağlanma imkanı da gerçekten e, veri tabanı yönetim sistemlerinin gelişimi noktasında çok ciddi manada atılan bir adım olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. NoSQL dedik. Böyle bir NoSQL e, veri tabanlarının böyle bir genel görüntüsünü verelim. Çünkü çok popüler, ilgisi olan kardeşlerim olabilir. Normal e, yani işlenilen e, ilişkisel bu dönemde benim size, e, sizden sorumlu tuttuğum Postgres SQL. Size anlatacağım e, veri tabanı yönetim sistemleri konseptini uygulayacağımız dil Postgres SQL. E, uygulayacağımız veri tabanı yönetim sistemi PostgreSQL değerli arkadaşlar. Ve yine burada e, aslında şunu da istedim. Yani NoSQL veri tabanları da nedir en azından bir çeşitlerini bir slaytla da olsa e, kardeşlerime ifade edip zihinlerimizde e, bir yer etmesini istedim. Değerli kardeşler dört farklı e, data modeli var. Nasıl ki ifade ettik hiyerarşik model dedik, A modeli dedik, Object Oriented model dedik, object relational model dedik ve bunların her biri e, NoSQL veri tabanlarında verinin saklanma biçimi ise döküman olarak olabiliyor. İşte e, ilk kolonda görüyorsunuz e, döküman olarak datanın saklanması veya grafik tabanlı NoSQL veri tabanları var burada da graf yapısı kullanılıyor e, tabii ki popüler olan databaselerde mesela doküman tabanlı olan NoSQL MongoDB var CouchDB var e, graf tabanlı olanlarda Neo4j var Giraffe var e, Titan var yanlış hatırlamıyorsam e, ve yine key-value anahtar değer modelini kullanan veri tabanlarında ise değerli kardeşler, bunlar biraz daha böyle in memory dediğimiz, biraz daha özellikle gerçekleştirdiğiniz sistemin çok hızlı işlem yapabilmesi adına akan veride genellikle kullanılan sistemler, işte Redis var, Raik var, Ignite var memcached var değerli kardeşler. Burada ise key value yapısı var. Yani datanın, verinin kaydedilme biçimi, anahtar değer ikilisi. Muhtemelen birçok kardeşim Python kullanmıştır. İşte Python'ın dictionary'si var. İşte anahtar var, değer var. İç içe bir yapı. Şuna benziyor aslında buradaki JSON formatına benziyor değerli kardeşlerim. Şunları her birini anahtar değer olarak düşünebilirsiniz ve şunların bu değer kısmı da tek bir değer gibi de düşünülmeyebilir. Yani şu değer kısmı şöyle bir JSON formatı da olabilir. Bir diğeri ise white column ya da columnar diyorlar buna, kolon tabanlı diyorlar. Ee, burada e, ilişkisel veri modelini anlattıktan sonra farkını ifade edebiliriz. Mesela İlişkisel veri modelinde bir satırda diyelim ki birinci satırda 10 tane data varsa, 10 tane kolon varsa 2 satırda da 10 tane kolon olmak zorundadır. Nerede? İlişkisel veri modelinde. Bizim bu dönem dersini işleyeceğimiz ee, bu konsept içerisinde. Ama şurada dikkatinizi çektiyse satırlardaki kolon sayıları biri diğerinden farklı olabiliyor. İşte nerede? NoSQL veri tabanlarında. Nerede? Cassandra'da, HBase'de ee, ve bunun gibi daha birçok e, veri tabanı e, NoSQL popüler olan e, veri tabanları mevcut değerli arkadaşlar. Buradaki amacım sadece size e, Veri tabanı yönetim sistemleri konusu içerisinde bir NoSQL konsepti günümüzde gerçekten çok önemli. Böyle bir konseptin olduğunu da öncelikli olarak benden duyun arkadaşlar. Evet, neden PostgreSQL? Yani Arkadaşlarımız sorabilir. E, şunu ifade edebilirler. Hocam niye Postgres SQL'i kullanıyoruz? Değerli arkadaşlar Postgres SQL'e baktığımız zaman dedim ki geçen hafta dbengines.com diye bir sayfa var. Linkini aşağıda sayfamızın altında görüyorsunuz. Buraya baktığınız zaman yüzlerce e, 370'e yakın 376 olsa gerek veri tabanı yönetim sistemi arasından 2020'de 2018'de ve 2017 yıllarında birinci olmuş değerli kardeşlerim. Ee, yani e, dbengines.com'un Engines.com'un e, bir yıl içerisindeki e, insanların e, ve yine firmaların kullanıcı sayılarının e, ilgisinden dolayı ve özelliklerinden dolayı değerli arkadaşlar bir proje. Ranking bir karşılaştırma burada mevcut ve bununla beraber de aslında e, insanlara şunu sunuyorlar, Dibiengine.com şunu sunuyor. Diyor ki arkadaş şu an dünya üzerinde kullanılan database'ler bunlar ve bunların içinde popüler olanları da ben sana sunuyorum. E, biz niye popüler olan bir e, veritabanı yönetim sistemi kullanmayalım? Ve bu e, benim bu dersi anlatmaya başladığım yıldan itibaren PostgreSQL e, genellikle birinci sırada oluyor. İlk 3 ilk 4'tedir sürekli değerli arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak e, mesela 2020'nin e, rankingine bakacak olursak birinci sırada Oracle, MySQL MSSQL ve Postgres SQL ve böyle devam ediyor bu liste. 359 adet veri tabanı yönetim sistemi mevcut. Şimdi burada geçen yıl 2020'de dördüncü sırada e, bakalım buraya ee, bu yıl yani 2021 şu ana kadar olan 378 tane sistem arasından karşılaştırılma yapılmış. Yine ilk 5 içerisinde Postgres SQL ilişkisel veri tabanı olarak. Ama burada benim sizlerin dikkatinize sunmayı istediğim bir kısım var. Ee, mesela Oracle. Yani şunu diyebilirsiniz. Hocam Oracle birinci sırada niye anlatmıyorsun? Veya niye uygulamamızı MySQL veya MSSQL'de yapmıyoruz? Yani burada open source olması, açık kaynak kodlu olması ve yine ücretsiz olarak bilgisayarlarınıza indirebilmeniz, kullanabilmeniz artı dikkatinizi çektiyse yani 2020'den 2021'e bir bakıyorsunuz Oracle'ın sayısı 1368 iken Oracle 1271'e geriliyor değerli kardeşler. Ve yine burada Postgres SQL'de bir artış olduğunu görüyoruz. Bu anlamda popüler olan bir veri tabanı yönetim sistemini niye kullanmayalım? Tabii Postgres SQL'in bize sağlamış olduğu bazı teknik özellikler de var arkadaşlar. Burada mesela veri tabanının boyutu sınırsız denmiş yani. Buradaki sınırsızdan kasıt biz sınırsız bir ortamda yaşamıyoruz. Diyelim sizin elinizde işte e, diyelim 10 terabaytlık bir e, hard diskiniz var. 10 terabayt ile sınırlı. Yani bu unlimited veya sınırsızdan kasıt bu e, maximum table size. Bir tablonun boyutu en fazla 32 terabayt olabiliyormuş. E, row size, satır e, sayısı 1.6 terabayt olabiliyormuş bir satır. Bir alan field dediğimiz sizin oluşturduğunuz tablo içerisindeki bir alan 1 GB'a kadar maksimum sınırı olabiliyor. E, başka e, bir tablodaki satır sayısı, maximum rows per table sınırsız. istediğiniz sayıda bir tablo içerisine data ekleyebilirsiniz. E, bir tablo içerisinde bulunan maksimum kolon sayısı kolon tipine bağlı olarak 250 ile 1600 arasında. Maksimum indek sayısı da bir tablo üzerinde istediğiniz kadar indeks oluşturabiliyorsunuz. Bu anlamda değerli arkadaşlar, PostgreSQL'i e, kullanmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Yani bu özellikler size PostgreSQL'i kullandıkça, ha belki bu limitlere biz ulaşamayacağız. Bu limitlere dersimiz içerisinde ulaşamayacağız ama e, zamanı geldiğinde sizler sahaya çıktığınızda e, bu limitlere e, ulaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Postgres SQL ile alakalı olarak arkadaşlar sizlere e, Postgres SQL'in kendi sayfası var. E, ve yine burada e, postgressql.org olarak geçiyor. Postgres Sizler yani bugünden tezi yok bakabilirsiniz Postgres SQL tutorial, tutorials point Postgres SQL tutorial bunlar da e, Postgres SQL ile alakalı nasıl kullanılacağına dair sizlere değerli arkadaşlar örneklerle beraber e, online ücretsiz olarak erişebileceğiniz linkler yine pg exercises isimli bir sayfa var e, bu sayfaları her bir kardeşimin ben e, kontrol etmesini istiyorum. Mesela şurada PJ exercises'da ise değerli arkadaşlar size online olarak soru soruyor. Siz cevabınızı yazıyorsunuz. Doğru olup olmadığını size söylüyor. Doğru cevabı gösteriyor. Bu anlamda gerçekten önemli. interaktif olarak size gerçekten faydalı olan bir web sayfası. Bunlardan istediğinizi ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. İstediğinize başlayabilirsiniz. Ee, bu anlamda kendinizi geliştirmek için gerçekten önemli kaynaklar şimdi datadan bahsediyoruz e, analizden bahsediyoruz da niye yani neden yani değerli arkadaşlar günümüzün e, en popüler en ön plana e, en ön planda olan en çok iş bulabileceğiniz değerli arkadaşlar e, başlıklardan biri olduğu için e, burada mesela bu e, Diyelim ki Data Science Methods diye bir kısım var. Burada mesela e, Average ortalama maaşlarını burada görüyorsunuz. Gerçekten önemli. Yani sizden bizim e, mezun olduktan sonra neden e, böyle bir işte böyle bir başlıkta yani veri analizi gerçekleştiren biri veri bilimcisi olan biri olarak niye çalışmayasınız? Şimdi burada diyelim ki makine öğrenmesi yöntemleri var, data mining yöntemleri var, işte lojistik regresyon gibi en çok kullanılan yöntemler var. Bir de en fazla kullanılan data dikkatinizi çektiyse relational, ilişkisel data, text data, şu an image data, başka ve yine arkadaşlar ee, bu elemanların işte veri analizi gerçekleştiren data scientist dediğimiz e, kişilerin değerli kardeşler yüzde 40'i yüksek lisans mezunu, işte yüzde 32'si lisans mezunu, yüzde 16'sı doktora tamamlamış olabilir. Tabi bunların her biri sizin için e, ne oluşturuyor arkadaşlar, bir yol, bir yön e, vermesi açısından bunu sizinle paylaşıyorum. Peki ne lazım? Python lazım, R lazım, bir de SQL lazım. Yani aslında biz burada bu dersimizde SQL'i, SQL konseptini de siz kardeşlerimize anlatmaya, ifade etmeye çalışacağız. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar.